Eriksen'e tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Oyunda kendisinin kariyerini yeniden başlattık ve çok güzel oldu. Geçmiş olsun Eriksen. Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA'nın bir Rebuild videosu ile karşınızdayım. Eriksen oyuncu kariyeri Rebuild'i yapacağız. Eriksen'i öyle yerde görünce, bir anda düştüğünü görünce hakikaten ben de çok üzüldüm. Evde dedem falan da zaten böyle bir hüzünlenmişti, böyle bir ağlamıştı dedem de. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Umarım güzel bir video olur. Christian Eriksen yüksek ihtimalle futbol hayatına devam edemeyecek. Ama biz onu burada FIFA'da futbola tekrar başlatıyoruz. Haydi bakalım, oyuncu kariyeri Rebuild'imiz başlasın. 17 yaşından başlatacağız Eriksen'i ve ilk profesyonel kulübü olan Ajax'la videoya başlıyoruz. 63 ratingi var. Bu takımda direkt olarak oynayabileceğimizi sanmıyorum ilk sezonda. O yüzden ben Eriksen'i kiralığa vermek istiyorum. Eriksen'cim gel oğlum. Oğlum ne feci düştü ya. O an çıkmıyor aklımdan yani. O nasıl bir düşüştü abi. Bu arada şu anda Instagram hesabımı takip edebilirsiniz diyebilirdim belki. Ama bir tane hain bir şerefsizin yüzünden Instagram hesabımız kapatıldı. Bizi spam mı atmış, ne yapmış bizim hesaba? Haksız yere bizim hesabı kapattırmış. Biliyorsunuz ben orada hiçbir şey paylaşmıyordum. Sadece videolarla alakalı gönderiler atıyordum. Neyse, şu anda Instagram'ı takip edemezsiniz. Çünkü hesabımız silinmiş durumda. Umarım yakın zamanda hesabımızı geri alacağız arkadaşlar. Bunun da böyle bir bilgisini vermiş olayım. Zaten YouTube'da toplulukta yazdım ama videoda da söylemiş olayım. Kiralık listesine ekledik Eriksen'i. FC Utrecht Eriksen'e bir alma opsiyonlu kiralık diyor. Şimdi biz bunu kendimiz görüşürsek küfür yiyormuşuz. Burada FIFA'nın bir bug'ı varmış. Yetki verip böyle görüştürürsek bunları bu sefer oluyormuş. Kiralama normal kiralık. Bir yıl kiralansın Utrecht'e ya. Tamam. Arkadaşlar olmadı. Taktiğimiz işe yaramadı. Devam edelim. Evet, Eriksen'e başka teklif gelmedi dostlar. Yani biz bu oyunun bu sistemini gerçekten anlamıyoruz. Çok ilginç. Eriksen'i şu anda hiçbir şey yapamadık. Yani burada onun yerine bayağı bir adam var. Klassen Blassen de var yedeklerde. Allah kahretsin ya. Eriksen'i tam ortada MOO oynatıyoruz. Klassen'le Kudüs'le MOO. Onlar da Eriksen'i kesmesin diye böyle yaptık. Artık hayırlısı diyeceğiz. İlk sezonumuzun sonuna gideceğiz Ajax'ta. Ne yapalım? Kaleci de yok burada bu arada ya. Allah kahretsin bu takım. Biz bir iki sezon burada oynayalım zaten çıkarız buradan gideriz, transfer oluruz. Simülasyondan önce hemen bir gelişim planı da verelim de. Eriksen'in şimdi burada ne eksik? Ofansif orta sahanın pasının çok iyi olması lazım. Pası 67 zaten şu an ratingine göre iyi. Abi biz birazcık o zaman bitiricilik falan arttıralım. Dribbling, şut, mut hepsi artsın böyle, tamam. İlk sezonumuzun sonuna gidiyoruz. Geldik sezon sonuna ve Ajax şampiyon, Eriksen ilk kupasını alıyor. Şimdi önemli olan tabii ki şampiyon olduk eyvallah, ama Eriksen'imizin bu şampiyonlukta ne kadar payı var? Ne kadar oynadı bunu merak ediyoruz. Video boyunca kazandığımız bütün kupaları da yorumlara yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Burada bir Hollanda kupası da kazanıyoruz, Orange Becker. Avrupa Ligi'nde ne yaptık abicim? Yokuz şöyle baktığımız zaman, ha direkt yokmuşuz. Şampiyonlar Ligi'nde mi başlıyordu Ajax? Nerede abi? Ha evet. Şampiyonlar Ligi'nde PSG geliyor. Son 16'da eleniyoruz. Eriksen 66 ratinge çıkmış. 3 rating birazcık az bizim için. Demek ki az oynamış arkadaşlar kendisi. Abi oho, yani 0 maç. Allah kahretsin ya. Abi neden böyle bir şey yaptınız ya? Babanın potansiyelini düşürdünüz. Video başında 90 potansiyel vardı ya. Allah sizi kahretsin, sizin gibi kulübü. Allah kahretsin, 0 maç ne demek ya? Ulan o kadar kim oynadı onun yerine de? Allah aşkına kim oynadı orada onun yerine? Kim var ki başka MOO? Bunlar da Tadiç oynamış abi. 3. mevkisi MOO olan adamı oynatmış. Böyle şeylere ayar oluyorum. Hem gidemedik takımdan hem de oynamadık. Daha neye bakalım, adam oynamamış ki. Geç 2. sezona geç. Eriksen'i direkt satılık listesine koyuyoruz. Hala büyük potansiyeli var. Oynarsa artabilir potansiyeli. Potansiyelinin düşmesini, kırılmasını istemiyoruz. Haydi bakalım oynayabileceğimiz bir takımdan transfer teklifi gelsin. Aha, Cardiff City'den Eriksen'e teklif var. Baba gidelim, ne olursa olsun git. Git Cardiff City'ye git, hadi inşallah gideriz. Umarım bu sefer oynayacağız arkadaşlar. Ben inanıyorum. Şimdi yine sezon sonuna gideceğiz, ancak gitmeden önce Eriksen'imize bir gelişim planı vermek istiyorum. Baba zaten takımın en genç oyuncusu, 18 yaşında, aklı başında. Hala büyük potansiyeli var geçen sene oynamamasına rağmen. Bu sene o potansiyelini arttırmak istiyoruz oynatarak. Dinamo vereceğim birazcık ya. Dayanıklılığı falan artsın. Hızı da artsın. Bir dinamo verelim. Artık bu sezon bir 72'yi falan görmek istiyoruz. Hayırlısı diyeceğiz. Sezon sonuna simüle edelim.
İkinci sezonumuzun sonuna geldik. Umarım oynamışızdır. 14. oluyoruz Cardiff City ile. Premier Lig'deymişiz bir de. Aa, ben ikinci ligdeyizdir falan diye düşünüyordum. Hiç bakmamıştım. Şampiyon kim olmuş? Liverpool olmuş. Biz 14.yüz. Emirates FA Cup'ta ne durumdayız abicim? Yokuz. Ya olmayalım da Eriksen oynasın yeter bize. Potansiyeli şey olsun yani. Nerede Eriksen ha? 70 olmuş. 3 rating artmış gerçi, korkuyorum. Korkuyorum ya. Oynamış bu sefer, tamam. 24 maç iyidir. İyidir. 24 maçta 3 asist yapmış. En azından oynamış. Ben bir an oynamadı sandım. Çok sinirlenecektim. 3.8 milyon euro değeri var. Daha 19 yaşında. Durumunda ne diyor? Hala büyük potansiyeli var diye gösteriyor. Tamam, güzel. 3 asist yapmışız. Premier Lig'de asist kralı falan olacak halimiz yok. Direkt bakmıyorum. 3. sezonumuza geçiyoruz. Ben bir sezon daha burada kalmak istiyorum arkadaşlar. En azından oynayabilme şansı buluyoruz. Burada oynuyoruz yani. Bir sezon daha burada kalacağım. Hem artık ratingimiz de daha iyi. Şuradan bir gelişim planına bakalım. Eriksen'imizi geliştirelim. Formu kötü diyor ama onun formu iyileşir. Sen dert etme Eriksen, iyi olacaksın. Bu sezon artık gölge santrafor vermeyeceğim. Birazcık paslarımızın artması lazım. Bu yüzden gelişmiş oyun kurucu özelliğiyle devam edeceğiz. Haydi bakalım sezon sonuna gidelim. Geldik sezon sonuna, haydi bakalım çıkıyoruz. Oo, düştük. Tamam, önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç sıkıntı değil. En azından Eriksen 74 olmuş. Bu sezon 4 artmış abicim. Bizim olayımız buydu. Bizim amacımız menajeri olarak Eriksen'i geliştirmek. Eriksen iyiyse biz de iyiyiz. Evet, bakalım Eriksen'e. Burada verim durumunda niye göremiyoruz abi Eriksen'i? 42 maçta 1 gol 4 asist yapmış. Çok golcü bir oyuncu değil. Çok asistçi de bir oyuncu değil. Ne yapıyor bu Eriksen bilmiyorum. Ama 42 maçta oynamış baba. İyi olacak, iyi olacak. Daha iyi olacaksın Eriksen. Ben sana inanıyorum. Burada şey ne? Formu kötü diyor. Çok özel yetenekleri var diyor durum olarak. Potansiyeli var, geçti mi? Büyük potansiyeli var diyordun. Potansiyeli azalmış birazcık. Aman abi, aman. Aman abi, hemen yeni sezona geç, bir takıma transfer olalım falan, bir şeyler olsun yani. Eibar Eriksen için teklif vermiş 7 milyon euro. Bir İspanya ligi yapabiliriz. Eibar'da da oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bizim için iyi olabilir. Eibar'a gidelim abicim. Hayırlı olsun. Gidemedik Eibar'a. Eriksen istemedi arkadaşlar. Bir transfer teklifi daha var. Bu sefer Sheffield United'dan, yine İngiltere'de kalıp da aslında bir şeyler yapabilir miyiz bilmiyorum. Sheffield United bizim ligimizde mi yoksa Premier Lig'de mi şu anda? Abi bizim ligimizde ya. Yani bilmiyorum, buraya da transfer olabiliriz aslında bir yandan. Daha iyi bir takım falan. Devam, buraya transfer olalım. Tamam, Sheffield'e gidelim. Gidelim abi biz, çünkü burada eğer bunu da şey yapamazsak kalacağız burada bu sezon. İstemiyorum öyle olmasını. Sheffield'a gidiyoruz. Bu şekilde yine sezon sonuna gideceğiz ama gelişim planına bakalım. Gelişim planı bizim için çok önemli. Oyuncumuzun gelişmesi lazım. Eriksen takımın en gençlerinden biri yine. Şöyle baktığımız zaman gelişim planında pası iyi gözüküyor ve artık artmayacak olarak gözüküyor. O zaman ben gölge santrafor da veremiyorum ama bir bitiriciliğini mi arttırsak, ne yapsak? Gölge santrafor vereceğim ya. Tamam. Sheffield forması yakıştı bence. Haydi bakalım sezon sonuna gidelim. Dördüncü sezonumuzun sonundayız. Çıkıyoruz be. Abi yapma, bu ligde kalmışız. Ne yaptın sen? Biz bu ligden şampiyon oluruz diye bu takıma geldik. Neyse, bizim Cardiff ne yapmış? Cardiff 16. olmuş. İyi, en azından biz 7.yiz. Tamam. Önemli olan Eriksen'in oynaması. 77 ratinge kadar gelmiş Eriksen 4. sezonumuzun sonunda. Yavaş yavaş gelişiyor kendisi. İnşallah daha da iyi olacak. Bakıyoruz burada 8 gol 8 asist. Double double yapmış, helal olsun. Lig içinde acaba var mıyız ona bakıyoruz. Burada göremiyoruz kendimizi doğal olarak. Bir daha bakayım. Evet, Sheffield'dan Pedro Nuno falan var. Biz 4.yüz asist krallığında. 2 asiste kaçırmışız. Gayet iyi abicim. 4. sezonumuzun sonunda durumumuz bu şekilde. Şimdi 5. sezonumuza geçelim. Bu sezon yine bu takımda kalacağız ve böyle değişik bir formasyon oynatıyorum arkadaşlar. Bence bu formasyonla üst lige çıkabiliriz, ben inanıyorum. Kalecimiz çok kötü, bir tane kaleci alalım ya. Böyle olmaz ki abi, bu kalecisiz takımlar böyle. Aa, ver abi bana bir kaleci. Şuradan serbestlerden bir kaleci bulalım yani. Hah, 79'luk 33 yaşında adam var. Serbestlerden adam aldığımızda da zaten oyunun şeyi etkilenmiyor. Hani bir takımı bozmuş olmuyoruz sonuçta. Yassine Bono'yu alalım, bence etkili olur. Bu takım iyi oldu. Bence dediğim gibi çıkarız bir üst lige. Bir de Eriksen'in gelişim planını kontrol edelim. Acaba Eriksen'e ne oldu? Durumu ne diyor? Çok özel yetenekleri var diyor. Allah kahretsin, daha gelişmeyecek misin ya? Ooo, gelişimi durdu gibi gözüküyor. İzin vermeyeceğiz buna. Durmayacak gelişimin. Hayır. Daha 21 yaşındasın. Nereye duruyor senin gelişimin? 90 potansiyelle başladın ya. Gölge santrforu arttır abi, hadi.
5. sezonumuzun sonundayız. Haydi bakalım çıkıyoruz ve üst lige çıkmışız işte böyle. Sheffield'la beraber Eriksen başarıya koşuyor. Premier Lig'e yükseliyorlar. İşte bu Eriksen. İşte bu. Zaten daha reytingin düşüktü. O yüzden böyle küçük takımların büyük oyuncusu olman gerekiyordu bu sezonlarda. Ama inşallah videomuzun ilerleyen bölümlerinde daha büyük takımlara da gideceğiz. Eriksen'e bakalım. 83 reyting. Baba kaç reyti sen? 77'den mi arttın? Ne oldun? Baba sen ne yaptın? Dur bir dakika. Gol krallığı var mı? Sheffield'da Eriksen 3. olmuş. 21 gol atmış gol krallığı durumunda. Çüş. Asist krallığında Eriksen 3. olmuş. 13 asist. İşte böyle be. Çat 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 oynamış Eriksen bu sezon. Helal olsun. Takım da gelişmiş. Christian Eriksen 26 gol 13 asist artı 6 gelişmiş 22 yaşında. Manyak seni. Manyaksın sen. Oha. Oha bu 10 numarayı da alırsın abi. 10 numarayı da sana veririz böylelikle. Helal olsun Eriksen be. 52 maçta oynamış. Piyasa değeri ne olmuş? Baba 22 yaşında 56 milyon euroya çıkmış piyasa değeri. Haydi bakalım şimdi 6. sezonumuza geçiyoruz. Yeni sezonda niye direkt 81 milyon euro değerimiz oldu anlamadım. Ama takımın en değerlisi biziz. Transfer listesine ekliyoruz kendimizi. Bakalım nerelerden teklifler gelecek. Aha Eriksen için teklif Napoli. İyi iyi. Olur olur yeriz. Napoli güzel olur Eriksen'e. Hem bir İtalya tecrübesi olur bize de. Kalede de Meret falan kaldıysa uff. Hadi bakalım gidelim Napoli'ye. Gayet iyiyiz. Gayet güzeliz. Biz burada rakipsiz oynarız abicim. Rakipsiz burada Eriksen oynar. Insigne sol tarafta oynuyor 34 yaşında. Bu da bize milli maçta neler yaptı ya. Manyak adam. Manyak adam. Senin yerine Cherki'yi oynatalım. Cherki daha gençtir. Tamam. Bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Napoli iyi takım. Bence birkaç sezon daha burada kalabiliriz. Uğurcan Çakır da burada. Hadi bakalım. Sezon sonuna gideceğiz ama gitmeden önce Eriksen'e bir gelişim planı vereceğiz. Ben bu Napoli'de 3 sezon kalmayı düşünüyorum. Hayırlısı. Ofansif orta saha verelim ya. Pasla hız artsın. Önemli olan onlar şu an bizim için. Haydi sezon sonu. Evet sezon sonundayız. Napoli'de ilk sezonumuzun sonunda şampiyon Napoli averajla şampiyon oluyor. Christian Eriksen. İtalya'da fırtınalar estiriyor. İtalya'da gerçek hayattaki takımı olan Inter 6. Burada oyuncu kariyerimizde geldiğimiz Napoli ile beraber Eriksen şampiyon oluyor. Baba zaten bu yıl Inter'le de şampiyon olmuştu gerçek hayatta. Helal olsun. İtalya'yı seviyor Eriksen. Bak. Bak Coppa Italia'yı da almış koçum benim. Peki Avrupa'da böyle bir başarı var mı? Hani artık onu da arıyoruz. Yok. Bu arada Real Sociedad Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış abi. O da ayrı bir enstantane. İspanya'da Real Sociedad. Takımımız bu şekilde devam ediyor. Eriksen 86 olmuş. Uy, ne yaptın sen? Stoper'de kim var oğlum bu takımda başka? Allah aşkına bir stoper buraya lazım ya. Neyse Pirola falan oynar bir şekilde bir şeyler yaparlar da. Bu Eriksen bakayım ligde migde bir şey yaptı mı? En çok gol atan mı? Nerede? Varschmidt Atalanta'dan en çok gol atan olmuş. Eriksen yok. Oho baba. Eriksen oynatmadınız mı lan Eriksen'i? 27 maçta oynamış. Baba bu yıl çok kötü. 2 asisti var sadece. Sonradan falan girmiş herhalde oyuna. Ha, o da niye biliyor musun? O da şimdi burada Eriksen'in suçu yok abi. Burada kulübün suçu var. Çünkü ben şimdi sana nedenini göstereceğim. Neredesin Eriksen? Bir Eriksen'i bulayım önce bekle. Nerede Eriksen? Burada operasyon var Eriksen'e. Burada bir operasyon çekilmiş. En değerli oyuncu Eriksen olmuş takımdaki ama 27 maçta oynuyor. Bunun da sebebi forma numarası abi. Babayı 10 numara yaptık şimdi. Hiç sıkıntı olacağını sanmıyorum. Önümüzdeki sezon kendisine gelecektir. Haydi bakalım yeni sezonumuza geçelim. Ben yine ofansif orta saha vereceğim. Şutu seneye arttırırız. Biraz daha böyle artsın. Ya da pasın hepsi gelişsin diye gelişmiş oyun kurucu da verebiliriz. Serbest vuruş puanı da artsın. Tamam. Hadi hayırlısı. Böyle sezon sonuna geçeceğiz. Geldik sezon sonuna. 7. sezonumuzun sonundayız. Napoli bir şampiyonluk daha alıyor. Eriksen İtalya'nın sefiri oldu. Hayırdır diyor. Futbol hayatına yeniden başladı. Ortalığı kavurdu Eriksen. Olay budur. Süper Kupa. Bunu da alıyoruz abi. Bütün videoda hangi kupaları aldığımızı yazanlara kalp bırakıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoda Eriksen kaç gol attı, ne yaptı, bir de kaç kupa aldı. Bunların hepsini yorumlara bekliyorum her zamanki gibi. Yalnız baba 90 olmuş. Ooo, önümüzdeki sezon Ballon d'Or bekleyeceğiz. Yalnız Avrupa'da bir şey yaptık mı? O da kritik. Belki yapmışızdır. Bakmadık. Bir bakalım abi. Şampiyonlar Ligi. Atletico Madrid finale şey olmuş. Abi bize Dortmund gelmiş. Bak şimdi Milan finale kalıyorsa burada Dortmund'u falan eleyip biz nasıl eleyememişiz? Ve biz de burada ligde Milan'ı geçiyorsak bence biz Şampiyonlar Ligi kazanabilecek bir takımız. Bana öyle geliyor. Yani biz Milan'ı geçiyoruz. Milan da finale kalıyor. O zaman biz sene bu kupayı alırız abi.
Bana öyle geliyor. Baksana ratingler zaten hayvan gibi Reece James falan. Ben bu takımdan ayrılmak çok istemiyorum bu sezon. Şöyle bakalım Osimhen gol kralı. Asist krallığında bari olalım. Eriksen'le kaç yaşında 10 asist yapmış. Biz 7 asiste kalmışız Eriksen'le ya. Kalecimiz var mı bari şu Napoli? Napoli'yi ben sevdim şu anda. Bayağı hoşuma gitti Napoli. Gollenmeyen maçta Meret birinci. Baba çok iyiyiz ya. Seneye UCL gelecek değil mi? İnşallah. Tamam. Donnarumma'yı bile geçmiş Meret yalnız. Helal olsun abi. Eriksen'imiz de gelişti. Şöyle bir bakalım takım içinde ne yapmış. Eriksen 15 gol 9 asist yapmış. İyi. Takımın en iyi oyuncularından biri zaten. 10 numarayı aldıktan sonra da bir kendine geldi. Önümüzdeki sezon kendisine bir kaptanlık da veririz. Zaten baba milli takımda da kaptandı. Burada da kaptan olur be. 137 milyon euro değeri var. Çüş. Çüş sen ne yaptın? Tamam şimdi önümüzdeki sezonun Aralık ayına gideceğiz. Çünkü Ballon d'Or'a bakmamız lazım. 8. sezonumuzun Aralık ayına doğru simüle edelim. Haydi bakalım Ballon d'Or'umuz var mı? Pek ümitli değilim ama Ballon d'Or Paris Saint Germain'le Mbappe'ye gidiyor. Maalesef arkadaşlar maalesef. Tamam sezon sonuna geçelim. Bu arada şampiyon da Inter mi olacak? Ne olacak lan Napoli? Baksana. Üçüncüyüz. İyi geç sezon sonuna. Geldik sezon sonunda 8. sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. 3. oluyoruz. 5 puanla kaçmış şampiyonluk. Ve Juventus gerilerden falan mı gelmiş? Bu adamlar yoktu ya biz baktığımızda Aralık ayında. Eriksen 91 ratingde. Takım da bayağı artmış. Bu takım Şampiyonlar Ligi kazanabilir ya. Ya bu takımın alması lazım abi. Eriksen asist krallığında 2. Ben bir sezon daha burada kalmak istiyorum açıkça söyleyeyim yani. Dur nerede? Vallahi kazanabilir bu takım Şampiyonlar Ligi'ni ya. Ya bu burada bu takımdan ayrılmak ihanet olur diye düşünüyorum. Oo, oo. Vay be, ikinci çıkmışız gruplardan. Manchester City'yi elemişiz, ardından Barcelona'yı elemişiz. Son olarak Villarreal'i eleyip finalde de Milan'a penaltılarda 5-4 kaybetmişiz. Yani büyük talihsizlik. Çok büyük talihsizlik. Ama ben hala takımın bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Bir sezon daha bu takıma şans vereceğim. Hem ligi kazanamadık hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık. O yüzden Ballon d'Or alacağımızı sanmıyorum. Eriksen'imiz böyle ekranlarda ve şöyle bakalım 145 milyon euro değeri var Eriksen'in 25 yaşında. 2 sezonumuz kaldı bu videoda. Bakalım ne olacak? Şimdi 9. sezonumuzun direkt olarak sonuna simüle edelim. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. 9. sezonumuzda Napoli ile yine şampiyon olamıyoruz. Evet istediğim başarıyı elde edemedi takımımız. Seneye artık farklı bir yere gideceğimiz kesinleşti. Şampiyonlar Ligi yokuz. Seneye bir City yapalım abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Bir City yapalım yani. Görüyorsunuz bu şekilde ekranlarda Juventus'a elenmişiz. Artık İtalya'nın en iyi takımı değiliz. Eriksen'imiz 91 rating. Ama yani bu takımda nasıl en iyisi olmuyor ya? Bir tek stoperleri ve sol beki düşük. Onun dışındaki her şeyi çok iyi. Neyse. Şöyle bir baktığımız zaman Osimhen birinci. Asist krallığında sonunda Eriksen. Bir asist krallığı, asist krallığı bir şey alıyor. Gollenmeyen maçta da görüyorsunuz. Abicim önümüzdeki sezon farklı bir takıma gitmek istiyoruz artık. Eriksen'i başarıya taşımak istiyoruz. Şöyle bir bakalım Eriksen'imiz ne yapmış. Baba 9 gol 16 asist yapmışız. Değerimizde 143 milyon euro. Haydi bakalım 10. sezonumuza. Yani bu videodaki son sezonumuza geçelim. Dortmund'dan Eriksen için bir teklif var. Ya bilmiyorum Dortmund'a gitsek mi? Ben istemiyorum Dortmund'u ya. Ya Dortmund'u severim ama yani daha iyi bir takıma gitmemiz lazım şu anda Eriksen'le. Bu arada Uğurcan Çakır'a da West Bromwich'ten teklif var. Kendisinin de rebuild'ini yaptık. Uğurcan Çakır rebuild'i de yaptık. Hemen iyi butonuna bırakıyorum oradan izleyebilirsiniz. Eriksen için bir teklif de oha Manchester City sonunda bir oyuncumuza teklif verdi be. Şu oyuncu kariyeri rebuild'lerimizde ilk kez sonunda Manchester City'ye transfer olabileceğiz. Olay budur. 194 milyon euro transfer teklifi. Hemen kabul ediyoruz. Eriksen City'ye hoş geldin hayırlı olsun. Vallahi iyi takım zaten biliyoruz City'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu. Biz şimdi kendimize uygun formasyon olan 4-2-3-1 oynayacağız. 3MOO'lu yani 3 ofansif orta sahalı bir formasyona ihtiyacımız vardı. Şöyle bakıyoruz Eriksen'i MOO oynatalım. Şöyle geldik Phil Foden solda Kulusevski var. Abi gayet iyi bir takımız biz. Santfor'da da Lautaro Martinez hayvansı bir takım olduk. Bakalım Eriksen burada neler yapacak. Gelişim planı artık vermemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Yine de bir Eriksen'i gösterelim her şeyine. Sezon sonunda simüle edeceğiz. Christian Eriksen'in gelişim planında burada bak 78 hızı 76 şut. Abi bu adam nasıl 91 rating oluyor ya? Şutla hızı çok az. Gerçi pasla driblingi çok iyi. Baba hem pas atıyor hem araya kaçıyor böyle. Topu iyi tutuyor ayağında falan. O yüzden
çok değerli bir oyuncu oldu bu videoda Christian Eriksen. Gerçek hatta da zaten değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Neyse efendim, lafı da uzatmayacağım. Kendisi 28 numara şu anda. Ben 10 numarayı vermek istiyorum. De Bruyne'den sonra City'nin 10 numarasının Eriksen olmasını istiyorum. Çok da uzatmayayım, dediğim gibi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni kazandıracağız Eriksen'e. Haydi sezon sonu. Hadi bakalım. Son sezonumuzun artık sonundayız. Bir Şampiyonlar Ligi bekliyoruz. Premier Ligi kazanmış Eriksen. Premier Ligi alıyor. Tottenham'la hiç alamamıştı değil mi gerçek hayatta? Evet, alamamıştı. Şampiyonlar Ligi var mı ve Eriksen... Yani Sevilla'nın alması da burada gerçekten bizim için çok ilginç oldu. Nerede Manchester City? Biz o kadar geldik buraya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya. Real Madrid bizi penaltıyla elemiş. Ya biz niye bu kadar şanssızız ya? Ya neden böyle? Ya benim bahtım niye böyle ya? Alamıyoruz. Hiçbir kupa alamadık Eriksen'le. Hiçbir Avrupa kupası alamadık. Ligde başarılı olmuş olabiliriz ama hiçbir Avrupa kupası alamadık. Gerçek hayatta da öyle oldu. Adam hiçbir Avrupa kupası alamadı. Değil mi? Benim bildiğim yok. Gol krallığında yokuz. Asist krallığında üçüncüyüz. 8 asistle. Aha. Gol krallığında ilk 15'e girememiş abi Eriksen. Ya bu Rebuild'den daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Yine kötü bir kariyer olmadı. Ya dediğim gibi her videoda böyle inanılmaz başarılı olacağız diye bir şey yok. Eriksen'in bizim kanalımızdaki oyuncu kariyeri versiyonu böyle oldu. Gerçek hayattan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Her şeye rağmen. Gerçek hayatta biraz daha böyle düşük kalan bir kariyeri oldu. Hani orta bir kariyer diyebiliriz. Çünkü ilk çıktığı zamanlarda kendisine wonderkid gözüyle bakılıyordu. FIFA'da da zaten 90 potansiyel verilmiş. 14 gol atıp 8 asist yapmışız son sezonumuzda, 55 maçta oynayıp bir de işte 6.5 ortalamayla performans göstermişiz. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoda böyle bir video oldu. Eriksen'e geçmiş olsun videosu yapmak istedim. Gündeme ait böyle şeylere genelde kanalımda yer veriyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. O anlar gerçekten benim de içimi çok ürpertmişti. Çok korkunç anlardı. Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da canlı yayınlarımız oluyor. Instagram hesabımı takip edin diyemiyorum çünkü şu an kapalı. Neyse tamam. Hadi sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi. Thank you.